Ee, Integral Forex TV seyircilerini selamlıyorum. Bugün sizlerle e, bizdeki geçen haftadan itibaren başlayan e, bilanço e, sezonu ile ilgili e, beklentileri, değerlendirmeleri paylaşacağım. Özellikle bu yayın, özelinde de e, bu hafta 3 tane e, büyük bankanın, özel bankanın sonuçları geleceği için e, biraz daha çok ona odaklanacağım. O bankalara odaklanacağım ve bankacılık sektörüyle ilgili e, biraz geliştirmeleri değerlendirerek, hem sonuçlar açısından hem topyekun bakıldığında sektörün gidişatı açısından elimden geldiğince saptamalarda bulunmaya çalışacağım. Ee, geçen hafta e, demin söylediğim gibi başladı BİS'te e, 4C bilanço açıklamaları. ilk gelen e, büyük e, şirket bilançosu Arçelik'ti. Arçelik'in e, sonuçlarından önce de Whirlpool'un e, e, Avrupa operasyonlarını e, hisse takası e, metodolojisiyle yöntemiyle e, bilançosuna katması e, aslında bir önemli pozitif tepki getirmişti ise e, bu haberin arkasından e, dördüncü çeyrek sonuçlarının da beklenen kadar e, en azından beklentileri ka karşılaması e, beklentilerin e, altında kalmaması çünkü beyaz eşya sektöründe bu satın alma hikayesini ya da birleşme hikayesini bir tarafa bırakırsak aslında dinamikler çok e, parlak değil e, dördüncü çeyrek sonuçlarının bunu, bunu yansıtmasına rağmen en azından beklentileri karşılaması alçelik hisselerinde e, pozitif bir tepkiye yol açtı e, sonuçların açıklanmasından sonra. E, aslında benim e, bu hafta ile ilgili beklentim e, bankacılık sektöründe e, bankacılık endeksindeki geri çekilmenin ardından yani bu geri çekilmeden e, kastım e, geçmiş e, iki aylık periyot içerisinde e, BIST'in zirve yaptığı e, seviyelerde bankacılık sektöründe e, endeksinin de seviye e, zirve yaptığını görmüştük. Oradan e, ciddi bir geri çekilme oldu. O geri çekilme olduğunda e, değerlemelerde gelinen noktayla da de, birlikte değerlendirildiğinde e, dördüncü çeyrek bilançolarının e, biraz pozitif fiyatlamaya sektör e, hisselerinde ve endekste, sektör endeksinde bir e, pozitif fiyatlamaya e, yol açacağını ben açıkçası bekliyordum. E, aslında haftanın ilk iş, işlem gününde dün e, ilk ee, sabah saatlerinde diyelim. Ee, böyle bir e, fiyatlama yönelimi vardı. Ama e, bak dün de e, bugün e, itibariyle de e, biz de e, satış trendinin, satıcılı trendinin devam ettiğini görüyoruz. Bu sadece bankacılık sektöründe değil, e, genele yayılmış bir satış e, olarak görünüyor. E, burada e, çeşitli bazı faktörler var. E, alt alta koyup değerlendirilmesi gereken İşte nedir bunlar? Biraz mevduat faizlerinin yukarı doğru gitmesi ve bunun bir TL yatırımcısı taraf tarafından bir ciddi bir alternatif olarak değerlendirilmesi buna bir parantez açmak gerekirse kur, kurda da yani kur sepetinde bir hareket olmaması ya da harekete sınırlı kalması da bu TL mevduattaki yükselen faiz seviyesini biraz cazibesini arttırıyor ve bir alternatif olarak yatırımcılara Getir sunuyor. Bu noktada bir miktar para çıkışı olduğunu bizden gözlemliyoruz. Biraz yabancı satışları vardı. Özellikle ocağın ilk haftalarında kısmen devam ettiğini düşünüyorum. Bunun haricinde tabii halk arzılarının piyasadan para çekmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Halk arzlarda biliyorsunuz yatırımcı ilgisi devam ediyor. Kuvvetli olmaya devam ediyor halk arzılarının satıştan. Yani işlem gördükleri tarihten itibaren performansları da çok e, kuvvetli olduğu için e, oradaki oraya doğru yönelimde de e, biz de bir miktar e, satış baskısını e, arttırıyor diyebiliriz. E, ya Bu haftaya geldiğimiz ve bulunduğumuz noktada aslında e, teknik açıdan bakan arkadaşların e, çok önemli bir seviye olarak gördükleri e, bu 4970 seviyesi yani geç, geçen 60 günlük ortalama seviyesinin e, ne tarafında kalacağımız bu hafta çok önemli ve o yüzden de bankacılık sektörünün sonuçlarına piyasanın vereceği tepkinin de ben açıkçası piyasanın kısa vadede gidişatı açısından çok kritik olacağını düşünüyorum. Buradaki beklentilere geçecek olursak bugün seans kapanışından sonra ilk, baş, ilk açıklayan banka Akbank olacak. Akbank'ın sonuçları aslında özel bankalar arasında hem çeyreklik bazında artış olarak hem de Yıllık artış olarak hem de işte e, öz sermaye getirisi olarak aslında e, en iyiler arasında diyebiliriz. E, bizim e, baktığımız zaman piyasanın konsensüs beklentisi 20 milyar civarında net kar dördüncü çeyrek için. Akbank'ın geçen e, çeyrekteki karı 17 milyar TL civarlarındaydı. Geçen seneki karı da e, 4.8 yani 2022 senesi. Özellikle e, iki tane önemli faktör. Sayesinde bunların birincisi bankaların enflasyona endeksli kağıtlarından bonolarından elde ettikleri getirilerin çok yüksek seviyelere ulaşması enflasyondaki sıçrayışla birlikte bu birinci etken ikinci etken de mevduat maliyetlerinin fonlama maliyetlerinin geriye gelmesi faiz indirimlerinin sonrasında bu iki faktör alt alta koyulduğunda bir önceki sene ile karşılaştırmaları açıkçası biraz zorlaştırıyor. Yani geçen seneki e, kar rakamı Akbank'ın çok farklı bir e, sektör e, dinamikleri etrafında oluşmuş bir kar. E, bu seneki kar da e, demin saydığım e, başka çeşitli faktörler sebebiyle geçen seneli karşılaştırılamayacak. Yani geçen seneden kastım da tabii 4. çeyrek 2021'den bahsediyorum. Karşılaştırılmayacak seviyelerde. Burada e, bu kar e, rakamının sonucunda ee, Akbank'ın özel sermaye karlılık seviyesinin yıllık olarak e, %50'ler e, civarında e, gerçekleşmesini bekliyorum. Yine enflasyonun altında bir rakam. Yani hem e, açıklanan hem e, biraz e, piyasanın ölçtüğü enflasyon rakamlarının altında ama bankacılık sektörünün zaten e, izleyicilerin malumu e, malum olduğu gibi e, çarpanları hem FK olarak hem piyasa değeri, defter değeri olarak e, BIST'in geri kalanıyla çok ayrışmış ve aşağılarda e, bulunuyor. O yüzden e, biraz enflasyonun altında bile olsa öz sermaye getirisi yıllık olarak bakıldığında aslında değerleme noktasında bankaların e, bir miktar e, baştan dediğimi söylediğim gibi hani endeksteki gerilemeyi de göz önüne alırsak e, biraz pozitif tepki vermesine uygun gibi duruyor değerleme bacağı da. Şimdi burada hem Akbank hem de diğer özel sektör bankaları için bu hafta çok kritik olan başka bir şey. Dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla beraber 2023 senaryosu, senaryosunun ya da hedeflerinin paylaşılması olacak. Burada kafalardaki soru işaretleri bu sene enflasyon 2023'te 2022'ye kıyasla gelirlerse bu bankaların işte bu bono portföylerinden elde ettikleri getirileri kısıtlar mı? İkinci soru da tabii artan mevduat maliyetleri TL mevduatlardaki artış bankaların krediyle mevduat maliyeti kredi faiziyle mevduat maliyeti arasındaki makasta ne gibi değişiklikleri olacak, orayı baskılar mı ve o yüzden 2023 sonuçları 2022 sonuçlarından aşağıda gerçekleşir mi? Bunu da bunun da e, işaretlerini e, bankaların sonuçları açıkla, açıklamalarıyla beraber sunumlarında 2023 bütçe hedeflerinden e, biz anlayacağız. E, orada da bir miktar e, sınırlı da olsa kar gerilemesiyle ilgili bir sonuç yatırımcıların çıkarabileceğini ben düşünüyorum ama e, tekrar değerleme noktasında e, dönecek olursak ve Akbank örneğinden hareket etmek gerekirse işte Akbank'ın şu anda 2022 tahminlerine göre fiyat kazanç oranı 2. 2023'te kazanç yani kar tarafındaki bir miktar gerilemeye rağmen şu anda piyasanın konsensus beklentisiyle bakıldığında F kavramının 2023 için 2.3 civarında olduğunu görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bir miktar karlılıkta 2022 ile kajaslandığında 2022'nin çok iyi bir sene geçtiğini tırnak içerisinde değerlendirirsek bir miktar gerileme olabilmesi olası ama bu yani FK seviyesi de o kadar düşük ki e, bunun bu kadar e, sınırlı bir kar gerilemesinin e, ne kadar e, fiyatlamaları etkili olacağı konusunda e, bence e, çok e, önemli değil diye düşünüyorum. Yani çok etkili olmaması gerekir diye düşünüyorum. Aradaki farkın çok az olması nedeniyle yani 2'den 3'e çıkan bir FK'dan ya da işte 5'ten 6'ya çıkan bir FK'dan bahsetmiyoruz. FK çok e, düşük olmaya e, devam ediyor. Piyasa değeri, defter değeri olarak bakıldığında da 0.65'ler seviyesinde genelde özel bankalar 65, 68, 0.7 seviyelerinde piyasa değeri, defter değeri. Bu piyasa değeri, defter değeri de en azından kendi daha önce ulaştıkları piyasa değeri, defter değeri çarpanlarına yakın vadede bakarsak gerilemiş görünüyor. Bu açıdan kısa vadeli alsat olarak bakıldığında eğer piyasa koşulları da izin verirse ben e, bu açıdan bakıldığında bir miktar bu yarın da, e, bu akşamdan itibaren açıklanacak banka sektörü sonuçlarının pozitif fiyatlamalara e, dönüşebileceğini düşünüyorum. E, diğer iki bankadan da biraz bahsetmek gerekirse Garanti Bankası da bu hafta sonuçlarını açıklayacak. E, oradaki kar beklentisi de 4. çeyrek için 19 milyar seviyelerinde geçen seneki rakam demin de söylediğim gibi Akbank örneğinde belirttiğim gibi pek karşılaştırılabilir değil. Ee, orada geçen seneki rakam 3,5 milyar. Bir önceki çeyrekte de e, 17,5 civarında 17,5 milyar e, kar açıklamıştı Garanti Bankası. O e, rakam rakamın üzerinde bir rakam bekliyoruz dördüncü çeyrekte. E, son olarak da bu e, hafta gene sonuç açıklayacak olan e, büyük özel banka yapı kredi bankasının da Biraz Akbank'ın Bank'ın ve garantinin gerisinde 16 milyar civarında bir net kar açıklanması, be, açıklaması bekleniyor. Bu, bu rakam geçen çeyreğe paralel bir önceki seneyle gene karşılaştırılabilir. Geçen değil, geçen sene 1.9 milyarmış yapı kredinin dördüncü çeyrek karı. Burada bu rakamları söylerken, değerlendirirken aslında bankalar arasında hem özel sektör hem kamu hem de özel sektörün içerisinde bir miktar Farklaşma farklılaşma ayrışmalar olabilir. Bunu şu açıdan söylüyorum. Açıklanan sonuçlarda bir işte TÜFE endeksli kağıtların getirisiyle ilgili yapılan enflasyon varsayımı gibi bir detay farklılıklar yaratabiliyor. Bir de bu karşılıklar konusu var. Yani özel bankalar özellikle bence 2022'si 2022 yıllık sonuçlarını açıklarken açıkladıkları rakamlar içerisinde biz biraz provizyon tarafında artış göreceğiz dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe karşılaştırıldığında. Bu da iki demin bahsettiğimiz 2023 yılı dinamiklerinin biraz daha zorlayıcı olması ve oradaki kar rakamında biraz baskı yaratmasının sebebiyle 2022 ile 2023 karları arasında çok büyük farklılık oluşturmamak açısından biraz provizyonları öne çekme eğilimi içerisinde ben olduğunu düşünüyorum özel bankaların. Yani aslında bu provizyon tarafında Demin e, anlatmaya çalıştığım sebepten dolayı karlılıkta yıllık e, volatiliteyi çok e, arttırmamak için dengeleme yönünde bir provizyon artışına gitmeseler de aslında bankaların dördüncü çeyrek karları özel sektörden bahsediyorum açıkladıklarından açıklayacaklarından bir miktar daha yüksek olabilirdi potansiyel olarak diye düşünüyorum bunu da not etmekte fayda var. E, burada e, geçen bir de e, yorumları e, toparlayıp kapatmadan önce geçen e, e, hafta e, bazında hem geçen hafta olsun hem de daha önceki haftalar bazı, bazında olsun e, hem BDDK'dan hem e, Merkez Bankası'ndan bankacılık sektörünün faaliyetleri hakkı, faaliyetleri hakkında faaliyetlerini etkileyecek birçok birçok e, değişiklik açıklandı. Bu regülasyon tarafındaki bu kadar sıklıkla değişiklik yapılmasının e, ana sebebi para politikasının e, bu, e, faizi belirlediği noktanın e, bir takım ekonomide hem bankacılık sisteminde hem de ekonominin gene, genelinde dengesizlikler yaratması ve bu dengesizliklerin bu ihtiyati tedbirlerle önlenmeye ya da dengelenmeye çalışması diye düşünebiliriz, öyle değerlendirebiliriz. Piyasanın bizden bahsediyorum. Bu açıklamaları verdiği tepkiler çok farklı olabiliyor. Yani bir örnek vermek gerekirse geçen hafta kur korumalı mevduat için e, ...faiz oranlarında bir artışa gidileceği açıklanmıştı. Bu bankalar açısından çok negatif olarak değerlendirildi. Daha önce 3 e, aydan daha uzun vadeli e, TL mevduatlar için... E, ...zorunlu karşılık oranının sıfırlandığı açıklanmıştı. Bu da başka bir taraftan çok olumlu olarak değerlendirildi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu haberlerin mutlaka bir etkisi var. E, e, bu, bu yatsınamaz ama... Piyasanın e, volatilitesinde, volatilitesi içerisinde verdiği tepkileri birebir açıklayacak değişiklikler değil bunlar. E, bunun örneğini bu bu sabah itibariyle de gördük aslında. Şimdi BDDK verileri e, açıklandı bankacılık sektörü için, e, Aralık ayı verileri açıklandı ve Aralık ayı verileri açıklanmasından açıklanmasını takiben biz aslında sektörün 2022 ka, ka, toplam karını gördük orada. Bankacılık sektörünün banka bazında piyasanın beklediği kar tahminlerinin bir miktar teyidini almış bulunuyoruz. Aslında bu biraz dördüncü çeyrek bilançoları ile ilgili belirsizliği ortadan kaldıran olumlu bir gelişme. Bu bunun çok büyük bir fiyatlama tepkisi yaratmadığını gördük ama bunun akabinde bu sabah çıkan işte bankaların ee, gene regülasyon tar tarafında e, sermaye yeterlilik rasyoları hesaplanırken kullanılacak kurun e, 2021 sonundan 2022 sonuna, sonuna e, sonu kuru alınarak güncellenmesi konusu e, mesela çok e, önemli negatif e, bir konu değil aslında biraz pozitif olduğu bile tartışılabilir. Zaten bankaların e, ekseriyeti hatta tamamı e, çok e, yüksek sermaye rasyolarıyla faaliyet gösteriyor. 9. ay Sonuçlarına baktığımızda ki bu yıllık sonuçlar geldiğinde bir miktar daha da e, yukarı doğru e, rakamların daha yukarı oldu yukarıda olduğunu da göreceğiz. Halihazırdaki 9. aylık rakamlarıyla bile e, gayet rahat olan, seviyede bulunan sermaye yeterlik rasyonlarının bu gibi bir kur e, e, güncellemesine e, çok e, kırılgan olmadı açıkçası. Ama e, bankacılık sektörünün, genel piyasanın toplam... E, e, zayıflığı içerisinde e, bu, bu gibi haberleri verdiği tepkiler aslında biraz haberle haberlerle yapılan tedbirlerle temel gerçeklerle borsa fiyatlamaları arasındaki e, e, ilişkinin biraz zayıfladığına işaret ediyor. Bunu doğru, e, açıkçası belirtmek gerekirse yani bu haberlerin e, çık, bu haber akışının e, değerlendirilmesinden tabi bu sadece bankacılık sektörü için değil bütün piyasa için geçerli. Biraz daha uzmanlardan görüş alınana kadar çok aceleci hem pozitif yönde hem negatif yönde çok aceleci hareket edilmesini doğru olduğunu düşünüyorum. Onu da belirteyim. Yani bu buradan hareketle aslında bu sabah çıkan sermaye yatırımları hesaplamalarındaki kullanılacak kurun güncellenmesinin çok da büyük bir etkisi olmadığını da değerlendirmiş olayım bu bahaneyle ben burada yorumları noktalıyorum. İlerideki yayınlarda diğer sektörlerdeki ve diğer şirketlerdeki daha yani diğer şirketlerdeki eee çeyrek bilançolarının etkisini genel değerleme seviyesini hangi sektörlere çıkardığımızı sizlerle paylaşırım ama bu hafta için burada müsaadenizle yorumları tamamlamış olayım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar. önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere kolay gelsin.